252 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Bugün kudurmuş düşmanın ve onun satılmış maşası FETÖ'cü hainlerin ülkemizi işgale zemin hazırlamak istedikleri, ancak inanmış milletin bu ihanete izin vermediği günün yıl dönümüdür. Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Hacı Bayram Veli'den, Pir Sultan Abdal'dan, Koca Sinan'dan beslenen bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için hep direndi. Milletimiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı geçti. Bugün ihanetin ve aynı gün gelen kurtuluşun, yeniden dirilişin yıl dönümüdür. Evet, bin yıldır Anadolu'yu ebedi vatanımız kılmak için bu toprakları kanlarıyla yoğuran kahramanlar ordusuna katılan 15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin "seçilmiş hükümetin yanındayız" açıklamaları akabinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "halkımızı meydanlara davet ediyorum" ifadesinin ardından milletimiz bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşlarımızın hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerinin zaferidir. O gece aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. Allah'a şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi ve demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. 15 Temmuz şehidi demek elinde bayrak, gönlünde imanla tankların üzerine koşmak demek. Vatan aşkına ölümü göze almak demek. Bayrak için, vatan için can vermek demektir. Ecdadımızın tarihte gösterdiği şanlı mücadele, milletimiz 15 Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yaptığı kahramanlıklar, yaşadığımız badireleri atlatmamızda ve istikbale yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlık, uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz demokrasi ve birlik gününde en büyük gücümüzün, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.